online satış mağazası Bird Market ve Chico TV Avustralya Türk kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 24 Eylül Cuma, Melbourne'de iki aşı merkezi protestocuların çalışanlara uyguladığı çirkin taciz eylemlerinin ardından kapatıldı. Cohealth, Central City ve Melbourne Town Hall aşı merkezlerinin fiziksel ve sözlü birkaç taciz vakası yaşanmasının ardından pazartesi günü yeniden açılmak üzere geçici olarak kapatıldığını doğruladı. CEO Nicole Bartholomew, cohealth sağlık çalışanlarının işe giderken fiziksel ve sözlü tacize uğradığını ve sağlık çalışanı olduklarını belirten kimliklerini taktıkları için hedef alındıkları birkaç olay olduğunu bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Şehirdeki protestoların giderek şiddetlenmesi ve öngörülememesi nedeniyle Cohealth Melbourne Town Hall aşılama merkezi ile birlikte evsizlere hizmet sunan Central City'yi kapatmak ve sokaktakiler için gerçekleştirilen sosyal yardım hizmetlerimizi pazartesi gününe kadar durdurmak gibi zorlu bir karar aldık açıklamasını yaptı. Bu kapatma günde en az 200 kişinin artık Melbourne Town Hall'da aşı olamayacağı ve evsiz kişilerin artık Central City'deki hayati destek hizmetlerine erişemeyeceği anlamına geliyor. Arkadaş balonu uygulaması ile 18 yaş altı genç ve çocuklar da arkadaşlarıyla görüşebilecek. New South Wales hükümetinin getirdiği yeni bir serbestlik ile artık 18 yaş altı gençler ve çocuklar arkadaşlarıyla görüşebilecek, oyunlar oynayabilecekler. Okulların tatil olmasıyla bu gelişme hem arkadaşlarını özleyen küçükleri hem de çocuklarının sosyalleşemediğine üzülen aileleri mutlu etti. Arkadaş balonu veya oyun eşi balonu olarak tabir edilen gruplar halinde 18 yaş altındaki 3 genç veya çocuk aynı yerel yönetim bölgesinde yaşamak veya evleri birbirinden en fazla 5 kilometrelik mesafe içinde bulunmak şartıyla bir araya gelebilecekler. Onlara eşlik edecek yetişkinlerin ise tam aşılı olmaları gerekiyor. Sağlanan serbestliğin aylarca evde eğitimlerine devam eden öğrencilere ve ailelerine bu zorlu süreçten sonra bir ödül gibi geleceğini söyleyen New South Wales Başbakan Yardımcısı Barilaro, "Çocuklarımızın psikolojileri gerçekten çok önemli. Bu süreç onlar için hayli zor oldu. Bu nedenle Kriz Yönetim Komitesi çocukların arkadaşlarıyla görüşebilmesini sağlama kararı aldı. Tıpkı aşılı olan yetişkinler için getirilen uygulama gibi bir arkadaş balonu uygulaması başlatıldı" açıklamasında bulundu. Victoria'da COVID-19 vaka rekoru kırılırken New South Wales'de mahsur kalan sakinlerin geri dönmelerine izin çıktı. Tam aşılı vatandaşların önümüzdeki haftadan itibaren New South Wales'den evlerine dönmelerine izin verileceğini açıklanan Victoria'da Perşembe günü yerel olarak edinilmiş 766 yeni COVID-19 vakası ve 4 ölüm bildirildi. Açıklanan bu vaka sayısı Ağustos 2020'de kaydedilen 725 vakayı da geçerek pandeminin başlangıcından bu yana eyalette kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Öte yandan Başbakan Daniel Andrews dün yaptığı açıklamada New South Wales'de COVID-19 testi negatif çıkan ve her iki aşı dozunu vurulan Victorialıların 30 Eylül'den itibaren evlerine dönmek için başvuruda bulunabileceklerini duyururken geri dönen vatandaşlar 2 hafta boyunca evde karantinaya girmek zorunda olacaklar. "Bu durumun insanlar ve aileleri için zorluk oluşturacağını biliyorum" ifadelerini kullandı. New South Wales 1063 vaka ve 6 ölüm daha. New South Wales eyaletinde son olarak 1063 yeni yerel koronavirüs vakası ve 6 ölüm daha açıklandı. Ölen kişilerden 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğu ve toplam 4 kişinin hiç aşı olmadığı biliniyor. Sağlık Bakanı Brad Hazzard konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında vefat eden arkadaşların yaşları 50 ile 90 arasında değişiyor. Aileleri ve arkadaşları için çok üzücü bir durum ifadelerini kullandı. Hazzard, eyalette ilk doz aşılarına olan kişi oranının %83,6'ya, ikinci doz aşı vurulma oranının ise %55,5'e ulaştığını duyurdu. New South Wales Başpediatri uzmanı Dr. Met Omeyara, 12 yaşın altındaki çocuklar için uygulanacak aşı programına karar verilmesinin biraz zaman alacağını söylerken, doğru aşının ne olacağını ve doğru doz sayısının ne kadar olması gerektiğini bulabilmek için deneyler hala devam ediyor açıklamasını yaptı. Covid-19 aşısına karşı yapılan gösterilerde gözaltı sayısı artıyor. Victoria Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre inşaat sektöründeki çalışmaların 2 hafta durdurularak sektör çalışanlarına Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından başlayan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı artıyor. Covid-19 salgınına karşı halk sağlığını korumak için tam kapanma kuralları kapsamında gösterilerin yasaklandığı Melbourne'de dün de sokaklara inerek yönelik gösteri düzenleyen aşı karşıtlarından 92 kişi daha gözaltına alındı. Dördüncü günü geride bırakan gösterilerde bugün gözaltına alınanlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 369'a ulaştı. Güncel döviz kuru ise şöyle: bir Avustralya doları 6 lira 40 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 62 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 20, Sydney 27, Melbourne 18, Adelaide 16, Brisbane 28, Perth 23, Darwin 33, Hobart 13 derece olması bekleniyor. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@avustralyapostasy.com.au